çok seviyorum için Mansur Yavaş'ın karşısında rakip mi olacak İyi Parti'den diyor. Belli ki İyi Parti'ye de yakın. Şimdi gelen bilgiler şu yönde. Özellikle Mansur Yavaş'a yakın bazı milletvekilleri de istifaya çok yakın noktaya gelmişler. Ve en son Meral Hanım'la dün ve önceki gün görüşmüşler. Tekrar edeyim. Burak Bey'in sorusu üzerine Mansur Yavaş'a da yakın, Mansur Yavaş'ı da seven bazı milletvekilleri var. Onlar bu son gelişmelerden sonra istifanın eşiğine gelmişler. Fakat dün Meral Hanım'la yaptıkları bir görüşmeden sonra bir süre daha beklemeyi tercih etmişler. Ben bunu şöyle yorumluyorum Burak Bey'in bu sorusu üzerine. Türkiye'nin büyük bir bölümünde İyi Parti kendi adaylarıyla çıkacak. Ama yine de ben yapılan bütün bu açıklamalara, sert açıklamalara rağmen İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la ilgili bir işbirliği kapısına küçük de olsa bir ihtimal ve ihtiyat akçesi bırakıyorum efendim Burak Bey'in sorusu üzerine. Çok detaylı detaylı konuşamıyorum şimdi sadece kulis bilgileri ama dün Meral Hanım'la konuşan bir milletvekili istifadan vazgeçti. En azından beklemeye aldı. Onun için bir süre bekleyelim diyorum. Yine de İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'ın ismi üstünde ve ilçeler bazında da İstanbul'da ve Ankara'da bir işbirliği olabilir küçük de olsa hadi ben size söyleyeyim takip edeceğim için gelişmeleri her zamanki gibi herkes an önce sizler öğreneceksiniz. Şimdi şöyle Mehmet mi orada Ufuk mu? Ufuk. Şimdi bakın o da TV'de şimdi gördüm. Sabah erken saatlerde çocuğunu okula götüren veli saat düzenlemesi istedi. Şimdi bakın efendim. Eskiden olduğu gibi ben onun için rasyonel politikaları savunan Sayın Mehmet Şimşek Ekonomi Bakanımız ve hatta Merkez Bankası Başkanımız da bununla ilgili ilgilense ne kadar sevinirim. Bakın çanta taşıma sistemi mi var? Arkadaşlar kendinizi bunlarla kıyaslamayın. Öğrencilerle kıyaslamayın lütfen. Şuraya bakın. Bir, bir sokaktayız bir de baskına giden özel harekat. Çantaya bak. Bak ne diyor? diyor? Aa ne diyor? Biraz evvel ben İçişleri Bakanı son dakikasını verdim ya. Bir biz sokaktayız diyor. Bir de baskına giden özel harekat diyor. Polislerimizle ilgili. Şimdi bakın efendim bu nedir? Daha önceki dönemden kaldı yaz saati, kış saati uygulamasına dönülsün. İnat edilmesin. Rasyonel bir politikadır bu. Bin kişiyle konuştuk, uzmanlara sorduk. Bunun tasarruf falan getirdiği yok. Çocuklarımız zifiri karanlıkta okula gitmek zorunda kalıyorlar. Çalışanlarımız çok erken saatte, daha doğrusu karanlık saatlerde gitmek zorunda kalıyorlar. Ve üstelik bizim İngiltere ile, işte bizi şimdi İngiltere'den, Almanya'dan izleyenler, Avrupa ile aramızdaki saatler açıldı. O nedenle rasyonel bir karar alsınlar. Dünya ile eş zamanlı olarak yaz saati kış saati uygulamasına uzun yıllar boyunca yaptığımız gibi geri dönsünler efendim. Beklentimiz budur diyorum. Bu manşetten sonra Sözcü Gazetesi'ne geldi sıra Hürriyet'ten hemen sonra ve cumhuriyet düşmanı şeriatçı isyancı pek seviyorlar. İktidarın Şeyh sayıt sevgisi bitmiyor. İktidarın Diyarbakır Belediyesi'ne atadığı kayyum, kentte yeni yapılan bulvara Şeyh Said'in adını verdi. AKP Şeyh Said pankartı da asmıştı diyor. Özgür Cebe Diyarbakır'dan o haberi fotoğraflamış, yazmış ve gazetenin birinci sayfasına yansımış diyelim. Sözcüden hemen sonra pencere açalım. Bakalım o pencerede ne var? Şimdi bu haber. Her ne kadar dün Sayın Bahçeli'nin hukukçu kurmayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız bu konularda görüşlerini açıklarken esasen tabii hem kendisinin hem de partisinin yaklaşımlarını ortaya koyuyor ama şimdi burada ben bir soruyu gündeme taşımak istiyorum. Başta Fethi Yıldız olmak üzere efendim. Şunu soralım. Onların yaptığı açıklamaları da okuduk. Üstünde de düşündük ama önce haber okuyacağım sonra haber izlerken sizlerin düşünmeniz için bir cümle ifade etmek istiyorum naizane. Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı 6 haftadır rafta. Reforma kim inanır? Şimdi bunu niye böyle soruyorlar? Mehmet Şimşek, Türkiye'ye kaynak aramak için sürekli yurt dışına gidiyor. Şimdi mesela bir soru. Cumhurbaşkanımız Yunanistan'a niye gitti efendim şimdi? Daha bir yıl önce bile söyledikleri ortadayken. Çünkü efendim deniz bitti Türkiye'de son 3-4 yıldır uygulanan ekonomik politikaları nedeniyle Türkiye'de artık deniz bitti. Kaynak arayışı var. İşte dün Merkez Bankası Başkanı da hem Ankara Sanayi Odası'na gitti. Güven vermeye çalışıyor piyasalara. Ankara Sanayi Odası'nın iş dünyasının temsilcileri 10 puan vermişler. Onu ifade edeyim. Neden olduğunu da notlar aldım. Sonra bankacılarla görüştü. TÜSİAD Ankara'daydı. Onlarla konuştuk. Peki soru şu. Başta Fethi Yıldız olmak üzere efendim. Şunu soralım. Bu tartışmalar, bu bitimsiz tartışmalar Türkiye'nin bizim çok sevdiğimiz ülkemizin faydasına mı değil mi? Bence soru işte bu. AYM daha önce hak ilali dedi. Yargıtay hak ilali kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. AYM Can Atalay hakkında yeniden toplanacak. ikinci başvuruyu 13 Aralık'ta görüşecek. Türkiye'de bir ilkti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi AYM üyelerine suç duyurusunda bulundu. Gerekçe Can Atalay hakkında hak ilali kararı vermeleriydi. Yargıtay 4. Dairesi kararı itiraz inceledi. İtiraz açık olmadığına hükmetti. AYM'nin ilhal kararından sonra yerel mahkeme günlerce Can Atalay hakkında bir karar vermedi. Daha sonra topu Yargıtay 3. Ceza'ya attı. Yargıtay AYM'nin kararını tanımadı. <laughs> Türkiye söz konusu yargı krizini günlerce konuştu. AYM Genel Kurulu 13 Aralık çarşamba günü yeniden karar verecek. Bu arada şimdi tabii bu Yasa dışı bahis meselesinde adı çok geçen bir isim vardı ya, Falyalı. Onu öldürdüler. Onu öldüren tetikçi de Hollanda'da yakalandı. Haberi hazırlanıyordu arkadaşlar. Bir bakar mısınız? O hazır olunca onu bir sunmak isterim. Şimdi Euro 31 lira dediğimiz bu özel sabahta pencereden hemen sonra bir başka gazeteye geçiyorum. Bakalım hangi gazetene manşetini okuyacağız. İşte 2-3 gündür konuştuğumuz konu. Dün bu arada efendim dün buraya katıldı eğitim gönüllüsü Kadriye Polat ve Kadir Polat. Akabinde Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu. Onların gündeme getirmiş oldukları eğitimle ilgili tartışmalara gündeme gösterdiğiniz ilgiye ne kadar teşekkür etsem azdır. Çünkü eğitim şart diyorum. Eğitimin kalitesini ölçen PISA sonuçlarında Türkiye dünya ortalamasının altında kaldı. Düşündürücü tablo sebebi ne Sorusunu gündeme taşıdı. Çok ayaklı sorunun öne çıkan yanıtı eğitim harcamalarına ilişkin istatistiklere yansıdı. TÜİK verilerine göre devletin eğitim ayırdığı pay düştü. Öğrenci başına yapılan harcamada dolar bazında geriledi diyor. Karardan hemen sonra bir başka gazete haberine geçelim. Cumhuriyet ve Türk Gün. Şimdi iki gazeteyi peş peşe okuyacağım. Ama önce geldim arkadaşlar Falyalı. Hazır mı? İzleyelim. Aracı çapraz ateş alınarak öldürüldü. Kumaraneler patronu, yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı. Olaydan iki yıl sonra suikastın zanlısı Hollanda'dan çıktı. Firari Cemil Önal yakalandı. Türkiye'ye iadesi bekleniyor. <laughs> Halil Falyalı Kıbrıs'ta son 20 yılda en zengin isimlerden biriydi. Türkiye'de de adı sıkça duyuluyordu. Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı da söyleniyordu. 8 Şubat 2022'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aracı tarandı. Vücuduna 16 mermi isabet etti. Falyalı, şoförü Murat Demirtaş'la birlikte hayatını kaybetti. Söylemez kardeşler Mehmet Faysal ve Mustafa Söylemez olaydan sonra gözaltına alınmıştı. Onlarla birlikte 7 sanık davada yargılanıyor. Savcı mütalasında iki kez ağırlaştırılmış müebbet istedi. Mahkeme 17 ve 12'şer yıla kadar hapise cezalandırmalarını istedi. BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre Önal, Türk Emniyeti'nin uyarısı üzerine Hollanda polis tarafından takibi alındı. Lahey yakınlarında Zoe Termer kasabasında operasyon yapıldı. Önal çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çifte cinayet sanlısının Türkiye'ye iadesi bekleniyor. Falyalı cinayetinde soruşturmanın ikinci ayağında ismi ortaya çıktı. Cemil Önal, suikastın kilit isimlerinden hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılmıştı. Bu son derece önemli ve gün içinde ve sonrasında da çok konuşulacağını düşündüğüm... ...gündem olacağını tahmin ettiğim gelişmeyi Yiğit takip ediyor. Yiğit Can İlhas'tan. Başkaca bir gelişme olduğu zaman sizlere aktaracağım. Diyarbakır'dan Mehmet. Kayyum konusunda bana duygu ve düşüncelerini ifade etmiş. Uzun bir mesaj. Mehmet bu konuda bir haber var. Arkadaşlar biraz sonra Kars'a gidelim. Daha Kars, Ankara biraz sonra. Sinop'tan Zerrin Oğuz... Deren ve Senem'le kızlarıyla birlikte bizi izliyor. Evet, şimdi bakın Sinop'a da selamlarımızı söyleyelim. Uzun zamandır, evet dediğiniz gibi ben bunu bir kampanya şeklinde sürdürüyorum. Ama, hani yaz saati, kış saati uygulaması, o da TV'den gördüm ya, onu sosyal medyada da paylaştım, Twitter'da, X'de. Şimdi mesela ben sıklıkla şunu söylüyorum. Mesela ben ana muhalefet Partisi lideri olsam, Derim ki bu memleketin temel meselesi nedir arkadaş? Geçim. Bunu kamuoyunun gündemine getirmenin bin bir tane yolunu bulurdum. Mesela bu programı izleseler burada bile bulunur. İki, şimdi yazıyorlar ya bana. Çünkü ben bir sabah habercisiyim. Bunu biliyorum bunun ne demek olduğunu. Çok erken